Ve İstanbulluları canından bezdiren sivrisinekler. Isırdıkları yerde derin yaralar açan sinekler yüzünden isyan devam ediyor. Uzmanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlamada geç kaldığını savunuyor. Çünkü yetişkin sinekler artık çok daha dirençli hale geldi ve bugün yapılacak ilaçlamanın hiçbir faydası yok. Nasıl, çok mu sinek var? Aşırı sinek var. Gerçekten bu sene çekilecek gibi değil. Benim ellerimde şöyle alerjiler çıktı böyle. Evet, benek benek duruyor. Evet. Çok mu kaşınıyor? Çok kaşınıyorlar. Dediğim gibi ellerimi buzlu suya koyuyorum. Artık gerçekten ellerim şişiyor. Biz telefon ettiğimiz halde zorla buraya sivrisinek ilacı getiriyoruz. Neyi sıkıyorsunuz ya? Sadece su sıkıp gidiyorsunuz. İlaç değil ki bu. Yani normal bir ilaçlanma yapılmıyor. Hiç kesinlikle görmüyoruz yapıldığını. Çocukların elleri ayakları sineklerin ısırık izleriyle dolu. Herkes perişan. Eleştiri oklarının hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. İlkbaharın sivrisineklerin larvalarıyla doğru dürüst mücadele etmediler. Sivrisinek larvalarıyla yeterli mücadele etseydiler, erişkin sineklerin bu kadar insanı rahatsız etme şansı olmayacaktı. Bakın görebilirsiniz. Yani görebilirsiniz. Aynı durum. Sivrisinekler ne yazık ki en çok da çocuklara işte bu şekilde zarar veriyor. Bakar mısınız? Daha 2 yaşında küçücük bir çocuğun bacaklarında neredeyse sivrisineklerin ısırmadığı yer kalmamış. Ayağını ısırdı, kolunu ısırdı bahçede. Şöyle yani pandemiden dolayı bir bahçemiz var, oraya bile çıkamıyoruz. Belediye zaten başını almış gidiyor zaten. Yani ne ilaçlaması, zaten bu tahtakaleye bakım yok. Peki ama sivrisinekler neden bu kadar çoğalıyor? Neden yok olmuyor? İşte uzmanlardan konuyla alakalı bir açıklama geldi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sivrisineklere karşı yeterince zamanında önlem almadı, ilaçlama yapmadı dedi. Kurçuktan çıkan bir sivrisinek 2000 ile 4000 adet yeni sivrisinek oluşturuyor. Ve ilkbaharda larvasit mücadelesini yeterince yapmadıklarından dolayı şu an erişkin sinekler oldukça fazla. İddialara göre zamanında müdahale edilmediği için ilaçlamada fayda etmiyor. Bu erişkinler kullandıkları ilaçların hepsine dirençlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bıktıran sinek şikayetlerine her yıl bu dönemde sivrisinekler artar savunmasını yaptı. Geçen yıllara göre bu şikayetlerde istatistik olarak bir artma yok. Şu anda yapılan mücadele diğer yaptığımız mücadelelere ilave olarak yapılan kimyasal mücadeledir. Bir caddeye gelse üçüncü caddeye yok. Bir sokağa gelse üst sokağa giriş yok. Yani görüyorsunuz, eğer bir bakım olsa bu yeşilliklere bakar mısınız? Bir seferlik bir ilaçlanma olmuş olsa hiçbir sıkıntı olmayacak zaten. Haftada bir sefer bile olmuyor. Bacaklarını görüyorsun.